Geçtiğimiz günlerde aracına Atatürk posteri astığı gerekçesiyle ceza kesilmek istendiği iddia edilen vatandaşa Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Gençlik kollarından destek geldi. Konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Teşkilatı'nda bir basın toplantısı düzenleyen Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Gençlik Kolları Başkanı Ümit Kutlu, Türkiye'de uğraşılması gereken onca sorun varken Atatürk'le uğraşılmasını anlayamadıklarını belirterek önce kitaplardan sonra da devlet nişanından Atatürk'ü kaldıran zihniyetin toplumu ayrıştırmak istemesinin gözlerden kaçmadığını ifade etti. Ülkemizde uğraşılması gereken onlarca sorun, dert, tasa varken birilerinin Atatürk'le uğraşmak istemesini gerçekten anlayabilmiş değiliz. Atatürk'ü zihinlerden silmek isteyen zihniyetin son olarak Denizli'de bir vatandaşın aracına Atatürk resmi yapıştırmak istediği, ceza kesmeye çalıştığını hatırlatan Kutlu, "Atamızın fotoğraflarına bile tahammülleri yok. Bunlar gerici ve kışkırtıcı zihniyetin ürünleridir. Atatürk'ü her yerden çıkarmaya çalışanlara soruyoruz. Ya kalbimizden nasıl çıkaracaksınız?" Atatürk'ü ifadeleriyle hükümet politikalarını sert bir dille eleştirdi. Son olarak Denizli'de bir vatandaşın arabasında yapıştırdığı Atatürk çıkarmasına ceza yazmak isteyen zihniyet bize şunu gösteriyor ki atamızın fotoğraflarına dahi tahammülleri yok. Mustafa Kemal Atatürk'ü sadece Anadolu topraklarında yaşayanlar için değil, tüm dünyada yaşayanlar için çok önemli bir kişi olduğunun altını çizen Gençlik Kolları Başkanı Kutlu, Atatürk'ü hazmedemeyenlere inat, her araca Atatürk fotoğrafını yapıştırmaya devam edeceklerini belirtirken, Atatürk'ü araçlarda görmek isteyen tüm vatandaşlarımız Atatürk çıkartmalarını partimizden temin edebilirler. Atatürk'ü silmeye güçleri yetmeyecek. Bunu herkes böyle bilsin ifadelerini kullandı. Ne Atatürk'ü unutturmaya gücünüz yetecek ne de silmeye. Bu ülkede milyonlarca Atatürk gençliği var. Ve her birinin her zorluğun üstesinden gelecek damarlarında gezen asil kanı var. Bunu herkes öyle bilsin ki Atatürk bu ülkenin her karış toprağında vardır ve daima ölümsüzdür.